İyi günler, ben Neval Yılmaz. Bugünkü söyleşimiz yine hekimler için. Hekim hata yapınca diyelim. Hekimlerde bütün insanlar gibi yapılan her işte olduğu gibi hatalar yapabilirler, komplikasyonlarla karşılaşabilirler. Hatta ihmallerinden kaynaklanan olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Ya da hiçbir hataları olmaz, hiçbir komplikasyon olmaz ama hasta yapılan tedaviden memnun kalmamış olabilir, sonuçtan memnun kalmamış olabilir. Dolayısıyla bütün bu durumlarında tıpkı tedavi sürecinin diğer kısımları gibi yönetilmesi gerekmekte. Yönetmek deyince çok teknik, çok mekanik bir sözcük ama yönetmenin içinde en önemli unsur iletişim. Hastayla nasıl bir iletişim kurulacağı. Öncelikle hasta bir şikayetle hekimine başvurduğunda insani tepki hemen kabuğuna çekilip karşı tarafa geçmek. Oysa ki unutmamamız gereken en önemli nokta, hasta bir şikayetle geldiği zaman bir hasımlık doğmamalı, hasımlık olmamalı. Çünkü unutmayın, o hasta size güvenerek, kendisini emanet ederek geldi. Tedavi sürecine böyle başladınız. Aynı tarafta başladınız. Ortada olumsuz bir durum olsa ya da olumsuz durum olmaksızın dahi hastanın şikayeti olsa bile hala aynı taraftasınız. Siz hastanız için oradasınız. Karşı taraflarda değilsiniz. Hasım değilsiniz. Tıpkı şairin dediği gibi ayrılıklar da sevdaya dahil. Şikayetler de tedavi sürecine dahil. Şikayetler ve bunların yönetimi. Şikayetlerle ilgili hasta bir şikayette bulunduğu zaman en önemli üç aşama özür dilenmesi, bunun telafi edilmesi ve bundan bir şeyler öğrenilmesi. Özür dilenmesiyle ilgili ipuçlarını bir dahaki söyleşimizde vereceğiz. İyi günler diliyorum.